Sevgili arkadaşlar, size kısa bir bilgi vermek istiyorum. Size pratik bilgi olsun diye. Bir kısmınız biliyordur, bilmeyenler için. Şu görmüş olduğunuz ürünler, iğne perdah olarak kullanıyoruz. Bakın, çift taraflı, farklı boylarda bunlar. Çift taraflı. Yani iğne perdah noktasının ve çiçek merkezlerinin parlatılması için ve biz aynı zamanda boya ve altınla noktalamalarımızı parlatmak için ve boya koymak için kullanıyoruz. Nasıl kullanıyoruz? Bunu soran arkadaşlar vardı. Onu gösterelim. Eserde nasıl boya kullanımı? Hani fırçayla koyduğumuz zaman zorlanıyoruz ya. Onu nasıl yapıyoruz biz? Onu gösterelim. Bir de kuzuluklardaki noktalama için kullanabilirsiniz. Şimdi burada gördüğünüz gibi biz eserimizde nokta koyduğumuz bölümlerimiz burada belli. Görmüş olduğunuz, yani yapacak olduğunuz noktalamadaki hangi nokta boyunu seçiyorsanız, diğerleri burada göstereyim tekrar. Bizim seçmiş olduğumuz boy budur eserimize göre. Buradan boyayı alıyoruz. Bakın, uç kısmına yüklemiş olduk. Getirip orta bölgede boyayı bırakıyorum. Yani fırçayla yuvarlak koymaya zorlandığınızı bunlarla koyarak çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Sonra kenar süslemelerimizle devam ediyoruz. Kullandığımız boyayı tekrar söylüyorum. Şiminke boya, bordo, sulu boyayla da yapabilirsiniz. Biz daha biraz koyu görüntü elde edebilmek için şiminke boyayı tercih ettik. Noktaları büyütmek istiyorsanız da diğer boydaki ürünlerle kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dikkat edeceğiniz şey, ürünü aldığınız zaman, yani boyayı aldığınız zaman koyduğunuz noktada, bakın, 90 derece açıyla koyuyorum. Eğdirmiyorum. Eğer açıyı kaydırırsanız boyalarınızın görüntüsü yuvarlak değil, elips formunda olur. İnşallah sizlere de yine bir faydamız dokunmuş olur. Dualarınızda eksik etmeyin. Hepinize kolay gelsin.